Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Avrupa Kod Etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizi Kod.org sitesine nasıl üye yapacağımızı göreceğiz. Öncelikle Kod.org yazıyoruz arama motorumuza. Ve açılan sayfada sağ köşede giriş yap linkine tıklıyoruz. Burada öğretmen olarak giriş yapmamız önemli. Google hesabı ile giriş yapmak istiyorum. Facebook hesabınızla ya da Microsoft hesabınızla da giriş yapabilirsiniz. Evet, açılan sayfada öğretmen ana sayfa, öğrenci hesapları ve ilerleme, ders gelişimi, ders planları, kaynaklar linklerini görüyorsunuz. Biz burada öğrenci hesapları ve ilerleme linkini tıklıyoruz. Ve yine açılan sayfada yeni bölüm oluşturuyoruz. Burada gördükleriniz benim daha önceki kod haftası etkinliklerinde yapmış olduğum, oluşturmuş olduğum sınıfımın çalışmaları. Yeni bölümü tıklıyorum. Bölüme bir isim veriyoruz. Codeweek 2015 dedim. Oturum açma türünü resim olarak seçtim. Sınıf sekmesinde burada öğrencilerimizin seviyesini seçiyoruz. Okul öncesi öğrencileri olduğu için ben K'yı seçiyorum. Kursta da 1 saatlik kod uygulamaları yapacağımız için Hour of Code linkini seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi sistem Türkçe gayet kolay. Seçmiş olduğum bölüm Codeweek 2015'ti. Şimdi buraya öğrenci eklemek istiyorum. Linke tıkladım. Öğrenci ekle sekmesine tıkladım. Bir öğrenci ismi giriyorum. Evet, yaş grubunu seçiyorum. 4 yaş. Cinsiyet seçtikten sonra kaydet diyorum. Şimdi bir öğrenci daha kaydetmek istiyorum. Burada öğrencilerimizi tek tek kaydedebildiğimiz gibi daha önceden hazırladığımız bir Word dosyasında birden fazla öğrenciyi aynı anda eklememiz mümkün. Evet, diğer öğrencinin ismini yazıyorum. Yaş grubunu seçiyorum. Cinsiyetini giriyorum ve kaydet diyorum. Evet arkadaşlar, sayfayı tüm öğrencilerimizi bu şekilde kaydettikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda öğrencilerimizin gireceği web sitesi adresi ve giriş bilgilerinin bulunduğu kartları yazdıracağımız link var. Aktif bir link tıkladığımızda bize öğrencilerimizin gireceği adresi ve gizli resmi verecek. Şimdi bu adresimizin yerine öğrencimizin adresine gireceğimizi varsayarak öğrencilerimiz nasıl bir yol izleyecekler onu görelim. Evet, studio.code.org sitesinden öğrencimiz giriş yapıyor. Ve açılan sayfada ismini seçiyor. Evet, gizli resmine bir tekrar bakalım. Korsan. Evet, buradan şifre olarak gizli resmini seçiyor. Tabii ben öğrencilerim küçük yaş grubu olduğu için bu yöntemi seçtim. Sizler diğer gizli kısmındaki diğer seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Giriş yap diyorum. Evet, birinci adımdan öğrencilerimiz başlıyorlar saat kodu uygulamasında. Burada ilk olarak bir video gelecek. Evet, videomuz açıldı şu an. Türkçe alt yazılı videomuz. Evet, kod uygulamasını
gerçekleştiren kişilerin deneyimlerini anlatıyor. Ve daha sonrasında yine birinci yönergeyi veriyor. Birinci bölümün ilk yönergesini veriyor. Burada sol kısımda görülen ilerle, sola dön, sağa dön bloklarıyla öğrencilerimiz işlemlerini gerçekleştirecekler. Evet, burada ilerle butonunu çalıştığı zaman ilerle ve ilerle diyoruz. Buradan iki kez ilerlediğinde de ilk aşamayı gerçekleştirmiş olacak öğrencimiz. Evet. Tam olarak iki satır kod yazdınız diyor. Devam et diyerek öğrencilerimiz diğer bölüme geçecekler. Evet, görüldüğü gibi gayet kolay kayıt olmamız, öğrencilerimize eklememiz. Çıktı alarak da öğrencilerimizin giriş kodlarını ve şifrelerini de verebiliyoruz. Benim önerim sizlere öncelikle öğretmen girişi açtığınız mail adresinizden farklı olarak başka bir mail adresinizle girip 1 saatlik kod uygulamanızı bitirmeniz öğrencilerimize doğru rehberlik edebilmek adına yararlı olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.